Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla son baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız. Yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten bire canlı yayına ekranlarınıza getireceğiz efendim. 2024 yerel seçimlerini geride bıraktık. Dün uzun uzadıya canlı yayınımızda Elazığ merkez, ilçeler, beldeler ve tüm seçim sonuçlarını konuştuk ve Netice itibariyle vatandaş takdirindeydi. Vatandaş da kararını verdi. Hem merkezde hem ilçelerde hem beldelerde belediye başkanları belli olmuş oldu. Tüm seçilen belediye başkanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bugün de ilk bölümde canlı yayın konuğumuz Akça Kiraz'ın yeni belediye başkanı İbrahim Ormanoğlu bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Allah Hoş hayırlı olun. uğurlu etsin inşallah. Sağ olun teşekkür ederim. Ee, Çok sağ olun. Allah mağcup etmez inşallah. Sağ olun. Çok büyük bir oyla da seçildiniz. Ee, vatandaşlar takdirini sizden yana kullandı. Aslında. Akçakirazdaki sonuç açıkçası ifade etmiş olayım ki beni şaşırtmadı. Seçime 2-3 gün kala size bir program yaptığımızda da o zaman da hissetmiştik. Yani sonuç oradaki vatandaşlarla da görüşüyorduk. Vatandaşlar da Akçakirazlar da tercihini sizden yana kullandılar. Bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasıl geçti dün başkanım? Dün emin olun Furkan Bey şöyle ifade edeyim ben. Yani siyaset uzun soluklu bir iş olarak ben bakıyorum. Dün de sıradan bir gün gibi geldi bana. Ben işimi son güne bırakmadım. Evvelden hazırlıklarımız vardı. Önceden hazırlıklarımız vardı. Seçime giren bütün arkadaşlar, bütün insanlar, bütün siyasetçiler şunu bilir. Önceden hazırladığınız bir plan olması lazım. O plan doğrultusunda hareket ederseniz bir sıkıntı olmuyor. Bizim ekibimiz çok iyiydi. Arkadaşlarımız çok iyiydi. Yani işin mutfağında gerçekten bize yön veren bize akıl veren, bizi yönlendiren çok değerli arkadaşlarımız oldu. Planlı, programlı bir çalışma yaptık. Kendimizce güçlü olduğumuz, zayıf olduğumuz yönleri belirledik. Bu yönler doğrultusunda ilerlememizi sağladık. Saha içerisinde arkadaşlarımız çok aktifti. Benimle beraber bütün meclis üyesi arkadaşlarım büyük bir emek sarf ettik. Şunu ifade edeyim. Seçim sürecinde benimle beraber çay dağıtan arkadaşlarımdan en üste kadar, bana kadar, en alttan en üste kadar bu başarıda, bu olayda herkesin emeği çok büyük, hakkı çok büyük benim üzerimde. İnşallah ben onlara mahcup olmam diye düşünüyorum. Dün seçim süreci bizim için beş buçukta başladı. Ben dün gece, ondan önceki gece saat 3'tü eve kavuştum. İki saatlik bir uykuyla beraber, sabah namazıyla beraber tekrar yollara hani revan olduk diyelim. Sandıklarımızı gezdik. Sandık görevlerimizi zaten arkadaşlar ayarlamışlardı. Onları yerlerine yerleştirdik. Problemimiz, sıkıntımız var mı diye bekledik. Kontrol ettik. Ondan sonra sandıklarımızı gezdik. Bana verilen görev yeri bahçe kapıydı. Ben sandıkların kurulmasıyla beraber bahçe kapıda yer aldım. Sandıklar kapanana kadar, belli bir yere oylar sayılana kadar ben o bölgeden ayrılmadım. Gelen vatandaşlarımızla sürekli zaten hemhal olduğumuz için, birebir ilişkilerimiz olduğu için karşıladık, nezaket gösterdik. Orada bile kendimizi hatırlattık. Yani biz buradayız, biz sizin yanınızdayız. Biz bugün buradaysak yarın da burada olacağız mesajını onlara ben güçlü bir şekilde verdiğimi düşünüyorum. Bu güçle de onlar da moral buldular doğrusu. Şöyle ifade edeyim, benim iki tane seçmenim vardı. Normalde gerçekten gelmelerini ben istemezdim çok kötü durumdalardı. E, tekerlekli sandalyede yoktu. Normal sandalyeyle getirdiler. Bir tane hastamız hastaneden çıkıp geldi. Bir tanesi e, evde yatıyordu. Durumu iyi değildi. Yani bu insanları görünce insan daha bir motive oluyor. Size büyük bir destek oluyorlar, büyük bir güç veriyorlar. Çünkü ya arkanıza bakıyorsunuz ya benim arkamda işte bu halk var ha. Sırtınızı dayadığınız halk insanın dağı gibidir. Sırtını dayadığı dağ gibidir. Çok şükür vatandaşlar beni yanıltmadı. Ne mutlu bana ki ben böyle vatandaşlarımızın gönlüne girebilmişim. O haldeyken bile gelip benim adıma oy kullandıklarını ifade etmeleri beni ziyadesiyle mutlu etti, memnun etti. Ben de onlara şunu söyledim, mazbatadan değil, mazbatayı aldıktan sonra ilk ziyaret edeceğim evler bu seçmenlerim olacak benim. Üç tane seçmenim var öyle. Özellikle ve özellikle o üçünün evine ilk önce gideceğim. Hasta olmalarına rağmen gelen seçmenleriniz? Bir tane hastamız yatağından kalktı geldi iki tanesi. Ee, bir tane de hastaneden çıkıp geldi. Hmm. O haldeyken geldiler bana oy kullandılar. Bu insanı çok büyük bir mutluluğa gark etse de nihayetinde size vermiş olduğu oyların yükü altında da eziliyorsunuz. Şimdi düşünsenize yarın adam diyecek ya ben hasta halimle kalkıp gelip sana oy verdim. Vicdansız. Ne diyeceksiniz bunu? Buna söyleyecek laf yok ki. Var mı? Ben bence yok yani ben bir şey diyemiyorum. Dünyanın en ağır ithamı budur. Lan vicdansız biz sana hasta yatağımızdan kalkıp gelip oy verdik deseler ne diyebilirsiniz? Yok hasta ben görüyorum. Bütün herkes de görüyor. Gittik birinin yanında oturdum. Fethi Gül amcam sağ olsun bahçe kapıdan. Ya iyi yürürdü, sohbet ederdik, sürekli konuşurduk. Fethi amca nasılsın dediğim zaman iyiyim hoca. Sen nasılsın? Durumun nasıl? Nasıl gidiyor? Hep böyleydik. O adamı o halde görünce o haliyle de gelip size oy kullanınca insan ister istemez üzüleniyor. Yani bu Tabii. insan olduğumuzu Ka göstergesi. Kaç oy aldınız başkanım? Emin ol bilmiyorum Furkan. Bey. <laughs> Tam sayıyı bilmiyorum. 3200 küsür arada. 3300 mü öyle bir şey? Hı hı. %60 bir... mı %65 ucu vardı mı? O, 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 Bey, ben o referanslar. Oyun, var. oyun ben şeyini yapmadım, analizini yapmadım. Biz daha önceki yaptığımız çalışmalarda. 65 bizim en düşük oy oranımızdı. Hı hı. Benim yaptığım anketlerde 65 ile 75 arasına geliyordu. Yaptırdığımız anketlerde böyle çapraz sorgulamalarda 65'e 65 en düşüydü. 75'e denk geliyordu. Bizim en düşüğümüz 65 aldı. He. Onu niye Onun aldık? Onun üstünde. Onu niye aldık? Bizim yaklaşık 500 tane oyumuz yandı Furkan Bey. Nasıl yandı? Sandıkta. Nasıl yandı? YSK yeni bir karar almış. Yeni aldığı karara göre önceden okuma yazma bilmeyenler biri nezdinde gidebiliyordu sandığa. Şimdi artık onlar gidemiyor. Tek kendisi gidecek, oyunu kullanıp çıkacak denildi. Ee, i̇ki eli olmayan, e, ama olanlar hariç, herkes tek başına gidip oy kullanacak. Bizim bölgemizde biraz kırsal bölge olduğu için, bu nedenle çok ciddi bir oyumuz e, yandı. Bize verilen oylar, biz çünkü sandık başındaki arkadaşlarımız, bize öyle bilgi verdiler. Yaklaşık 300 tane Akçakiraz bölgesinde, Akçakiraz beldesinde yanan oy var. O oyların da %90'ı, %95'i bizim seçmenimiz oh. tarafından belli oluyor zaten yani. Yani okuma yazması olmayan hemşerilerimizden kaynaklandı. Evet, şöyle bir şey söyleyeyim. Bir pusulayı zarfa koymayı unutmuş mesela. Hmm. Yanıyor oy. Sıkıntı oluyor. Veya basmış, anlayamamış. Bazen bastığı oyda mesela bu üstten basmalı olduğu için hani bizde hep eski şeylerde böyle evet, mühür tutup evet, evet, vurma şeyi var gibisinde. E öyle olunca öyle olmayınca sadece üstüne koyunca olduğunu düşünüyor. Boş oylar geldi. Farklı yerlere basmışlar o geldi. Bizim beldemizde iki tane aday vardı ama Mesela dört tane partinin resmi müracaatı vardı adaya adaylığına. Dolayısıyla onlar da vardı. Bizim amblemimizle Saadet Partisi'nin amblemi de birbirine benziyor. Saadet Partisi'nin adayı değerler kardeşim hiç gelmediği halde mesela orada bir oy aldı. Hiç ben görmedim sahada onu. Sadece genel merkezin yönlendirmesiyle işte burada da adayımız var hesabıyla koyulan bir arkadaştı. Hiç sahada kendisini de görmedik ama Saadet Partisi orada da yine bir oy aldı. Genel seçim olsa anlarım da yerel seçimde hiç gezmeden sırf parti var diye ufak beldelerde özellikle oy vermez vatandaş. Hmm. Görmediği, bilmediği, tanımadığı adama kolay kolay o oy vermez. O da ondan vermez. kaynaklandı diyorsunuz. Yani. Evet. Vatandaş logoları karıştırdı. Evet ciddi bir oyumuz yandı diye düşünüyorum ben. O yüzden zaten diyorum yani ben bizim yaklaşık 1600 küsur da bir... Fazlalığımız var. Hmm, fa en yakın rakibe. Evet. evet 1600 küsur da bir fazlalığımız var. Bayağı var yani. Küçük yerlerde bu fark çok önemli. Evet. İlçelerde bile çoğunda şu an işte 50 oy, 30 oy fark var yani. Şimdi Furkan Bey, ben şuna yoruyorum bu işi. Ya bazen vatandaş kilitlenir size vatandaşın üzerinde hiçbir güç, hiçbir kuvvet, hiçbir kudret yoktur. Ben buna inanan bir insanım. Gerçekten. Daha önce benim babam aday oldu. 79'da aday oldu, 99'da aday oldu, 2014'te abim aday oldu, 2024'te ben aday oldum. Aile olarak Akçay Kiraz'da siyasi siyaset yapan bir aileden gelen bir insanım. Zaten benim yani koltukta çok gerçekten gözüm yok öyle çok koltuk meraklısı olan bir adam değilim. Bu şu kravatı şimdi çıkarıp atabilirim. Yani benim için gerçekten insanın görünüşünden ziyade şurası beyni ve kalbi önemlidir. Evet. Dil beyinle kalp arasındaki geçen düşünceyi sadece ifade etmeye yarıyor. Dolayısıyla benim için kişinin giydiği, yediği, içtiği, bindiği gerçekten önemli değildir. Böyle bir derdim, böyle bir hevesim de yok. Ya yani kravat takmışız işte. Biz de Adam sınıfındayız. Öyle bir derdim, öyle bir gaylem, öyle bir tasam yok. Böyle olduğu için zaten ben kendimce siyasette daha öncekilerin yaptığı hatayı yapmamak adına daha önceden bir çalışmamı yaptım. 2019'da ben kendim adaya dair oldum AK Parti'den. Olmadı. Farklı şeyler oldu. 2024'de daha ciddi hazırlanmam gerektiğini gördüm. 2024'de de yaklaşık 2 yıllık, 3 yıllık bir süreçten geçtik niayetinde vatandaşa kendimizi anlatabildik, vatandaşın gönlüne girebildik. Her şeye rağmen bütün aklınıza ne gelirse onlara rağmen vatandaş tercihini bizden yana kullandı. Çok ciddi bir oy aldık. Evet, doğru. Zaten insanın belini büken, insanın e, beyninin ve kalbinin sıkıştığı nokta da burası oluşturuyor. Bu oy oluşturuyor. Çok ciddi bir oy aldık. E şimdi bu oyu nasıl koruyacağız? Bu korumaktan ziyade sorumluluk tekrar seçilmek değil Tabii bu kadar vatandaş size teveccüh etmiş oy göstermişse oy vermişse sizin için mücadele etmişse bunun bir şeyi olması lazım mahcubiyet yani. yaşatmamak tabii, için vatandaşlar mesele o zaten yani ben ben vatandaşıma utanmayayım vatandaşıma karşı mahcup olmayayım vatandaşım bana e, sana verdiğimiz oy elimiz kırıldaydı vermeselik demesin ya bunu tüm samimiyetimle söylüyorum ben bugün istifa ederim yani bugün bakın daha hiç mazbatamızı almamışız bu kadar oyumuz var ama tüm samimiyetimle söylüyorum ya ben bugün çekilirim yani o koltuğum hmm. önemli değil niye hayatında önemli olan vatandaşın olur. mutluluğu vatandaşı hizmet edebilmek vatandaşı e, hizmet edebilmenin çeşitli yolları var Furkan Bey hizmetten ziyade ya vatandaşın gönlüne dokunmak lazım şimdi benim seçmenlerimde benim öğrencilerim vardı benim yetiştirdiğim öğrenci işte gelmiş kocasına destek oluyor ne, ne yapayım daha yani demek gerçekten gönlüne dokunmuşuz gönlüne girmişiz. 10 yıl, 12 yıl evvel mezun ettiğim öğrenci geliyor, beni alkışlıyor. Benimle beraber hareket ediyor. Beni yönlendiriyor. Bana bilgi akışı sağlıyor. yine ne olsun gittin bir eve bakıyorsun, çocuğu var işte. Çocuğu olmuş, hocam diyor valla sana destek olacağız, sana vereceğiz. Kaynanamı da ayarladım diyor, kayınbabamı da ayarladım, kayınbiraderlerimi de ayarladım diyor. Hepsi sende hocam buraya gelmene gerek yok, vakit kaybetme diyor. Başka yere git. E böyle biz seçmenin içerisinden geliyoruz. Yani bize çok büyük bir mutluluk, bizim için çok büyük bir teveccüh gösterdiler. Sağ olsunlar işte yüzde %65-70 de oradan geliyor. Hmm. 1600 fark da işte ben onu yuvarlıyorum o yanan oylarla beraber. 2000 fark da oradan geliyor. Yani vatandaşın sevgisinden yoksa bizim bir şeyimiz değil, bir haddimiz değil. Arkamızda bir şey yok. Böyle bir bizi itekleyen bir güç yoktu. Evet. E, başkanım siz e, daha önceden yani seçim sürecinde AK Parti'den aday adayı oldunuz. Ee, yani netice itibariyle Akçakiraz'da e, ağırlığı olan, çevresi olan, sevilen bir isimdiniz. AK Parti'den aday adayı oldunuz ama AK Parti'den aday gösterilmediniz. Siz de yeniden refah geçtiniz. Ve yeniden refah siz aday gösterdi. Ve netice itibariyle de yeniden refah partisinin adayı olarak seçimlere kazandınız. Bu süreci nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi ben şöyle bir şey ifade edeyim Furkan Bey. Ben 2019 yılında da AK Parti'den aday adayı oldum. Olmadı. Başkanımız Sabahattin Hayay'dı. Ona adaylık tevdi edildi. O zamanki şartlar orada durmamızı gerektiriyordu. Ben kendime göre eksik gördüğüm yönler oldu. Yanlışlarımız oldu, hatalarımız oldu. Tamam doğru Sabahattin Başkan aday olarak doğru bir karardı o zamanki şartlarda. Nihayetinde partide onu gösterdi. Biz de başkanımızın yanında durduk, partimizin yanında durduk. Ha şunu da ifade edeyim şu ana kadar. Ben AK Parti'den başka bir partiye oy vermiş adam değildim. Yerel seçimler hariç. Yerel seçimlerde daha farklı dinamikler Tabii. ortaya çıkıyor ama AK Parti'nin referanduma götürdüğü bütün oylamalarda ve genel seçimlerin tamamında AK Parti'ye oy vermiş bir insandım. Şimdi biz de kendimizi ona göre hazırladık. Ona göre dizayn ettik. Yani AK Parti'ye göre dizayn ettik. AK Parti'ye göre hazırladık. 2024 seçimleri geldiği zaman biz daha önce herkes, bütün kesimler biliyordu benim aday olacağımı. Çünkü ben adaylık başvuruları yapılmadan çok evvelden çalışmaya başlamıştım. Ziyaret edeceğim belli başlı insanlar vardı, onları ziyaret ettim. Kontak kuracağımız arkadaşlarımız vardı, onlarla kontak kurduk. Bir birliktelik, bir ortak akılla bu işi halledelim düşüncesiyle istişareler yapacağım insanlar oldu. Onlarla istişare ettikten sonra nihayetinde karar meclisi olarak yine AK Parti dedik. E biz AK Parti'ye müracaat ettik. AK Parti bizi hafife aldı. Yani bir e, normal prosedür işledi evet aday adaylığında. Bunda bir sıkıntı yok. Bir problem yok. Ama yani bana bir gerekçe sunmadılar. Ha. Yani niye sen ben aday gösterilmedim? Ben niye aday gösterilmediğimi bilmiyorum. Mevcut aşkan Sabahattin Kaygı'na aday gösterildiğini haberini aldık biz. Medyadan takip ettiğimiz kadarıyla kaç gün sonra o haberin yalanlanması geldi. E, ben güvenemem artık o durumda. Partide o saatten sonra AK Parti'de kalmamızın bir manası, bir mantığı yok. Düşünsenize, mücadele etmişsiniz, gayret etmişsiniz, 2-3 yıllık emeğiniz var ve sizinle beraber ortak hareket ettiğiniz insanlar size şöyle diyor. Kardeşim sen bu defa her türlü, her şartta aday olacaksın, sen bizim adayımızsın diyor. Ben vatandaşı yalnız bırakamam ki. Adam benim dedemin yaşında benimle beraber hareket ediyor. Ben bunları nasıl üzerim? Seçimi kaybederiz, kaybedebilirsiniz ama vatandaşınızı Tabii. üzemezsiniz. Ortak hareket ettiğiniz geçmişe dayalı bağlarınızın olduğu insanları küstüremezsiniz, küstüremezsiniz, küstüremezsiniz. Niyetinde lider siz misiniz? Öne sizi mi koymuş vatandaş? Kaybetmeyi de göze alacaksınız. Ya bütün komutanlar girdiği her savaşı Tabii ki. kazanmıyor ki. Tabii ki. Ama biz komutanız. Onlar bizim generallerimizdi, Bütün herkes Allah onlardan da razı olsun. Niyetinde ortaya böyle bir sonuç çıktı. Sabahattin Kaya'nın adı açıklandı. Biz bir iki görüşme yaptık. Olacak gibi değil dediler ki partinin adayı hiçbir şekilde hiçbir şartta Sabahattin Kaya'dan başkası değil. E tamam o zaman siz ne yaparsınız Furkan Bey? Bunu tam, samimi olarak söylüyorum. Tarafsız bir gözle bakın. Emek vermişsiniz, mücadele etmişsiniz, çok sıkıntı çekmişsiniz bu sürece getirebilmek adına. Partiye müracaat etmişsiniz ve size bir haklı bir gerekçe sunulmuyor. Ben daha yönetimdeki bir arkadaşa gittim. Ya adayı neye göre belirleyeceksiniz? Hani bir kriter olması lazım. Saydı birkaç tane kriter. İşte genç olacak, tamam. Baktım gencim. Yani öyle. Liyakatli olacak, tamam. Okumuş olacak, tamam. Ya bir, iki, üç tane üniversite bitirmişiz. Ne olsun daha? Kaç tane bitireyim? Efendim, e, hizmet etme, çevreyle ilişkisi saydı, saydı, saydı birkaç tane daha. Şaibesiz şu bu bu saydılar. Ya dedim orada bir şeyi eksik bıraktınız sanki. Ne dedi? O dedim oraya bari İbrahim Ormanoğlu aday olacak. Adımızı yazın biz gidelim. Senin anlattığın her şey bende var. Seçimi kazanabilmek gibi, kazanamamak gibi bir durumum var mı? Hayır yok. Bir sıkıntımız var mı? Hayır yok. Şaibemiz var mı? Hayır yok. Liyakat var mı? Kendimizi ifade edebiliyor muyuz? Yapacağımızı ifade edebilir miyiz? Evet edebiliriz Tamam o zaman ne bekliyorsunuz? Verin. Akça kira siyasetinde farklı bir şey de vardır. Rabbim nasip etmiyor kimseye üçüncü dönemi. Şu ana kadar etmedi. Hmm. İki dönem mi yapabiliyorlar en fazla? En fazla değil. Hep iki dönem. Hep iki dönem. Ne bir dönem ne üç dönem. Hep iki dönem yapmış. Şimdi mevcut adaylarda mesela Sabahattin Başkanım'ın olduğu zaman ben yeniden Rafah'a geçtim. Orada resmi olarak müracaatımızı ettik, akitleştik, sözleştik. Biz artık yeniden Rafah'ın adayı olduk. Şimdi dün programda bazı şeyler söylenmişler. Sayın vekillerimizden bir tanesi. Ya efendim işte başta AK Parti'den olup da daha sonra AK Parti'den gidenlerden biz hesap soracağız. Benden niye hesap soruyorsunuz kardeşim? Vatandaş orada. Vatandaştan hesabını sorun. Benim gibi insanlar ne istiyorsunuz? Sadece ben gitmedim. Ha benim için söylenmiş de demiyorum ha. Böyle bir şey yok. Kendimi o kadar üst konuma getirmeyeyim. Ben... İsim vermeden söylenildi zaten. Ben bir şey demiyorum. Hı hı. Bana az önce bu bilgi geldi. Böyle söylenmiş diye. Ya ben de bunların içinden biriyim. Ya ben kendi üstüme alınmakla yükümlüyüm. Ben kendi üstüme alırım. Ben de bu partideydim. E biz gittikten bize neyin hesabını soracaksınız vatandaşın hesabını sorun. Peki siz Karakoçan'ı kaybettiniz, Kovancıları kaybettiniz, Palu'yu kaybettiniz, Sivrice'yi kaybettiniz öyle mi? Keban'ı kaybettiniz, Baskili kaybettiniz, Belderler'den Akçakiraz'ı kaybettiniz öyle mi? Mulla Kendi'yi kaybettiniz, Yazık, Yazık kaybettiniz, Beyhan'ı kaybettiniz. Peki size kim hesabını soracak? Sayın Cumhurbaşkanımızın bile biz hatamızı biliyoruz dediği yerde biz hesap soruruz dili ne demek? Kime neyin hesabını soruyorsunuz? Ne vermesiniz bizden ne alamamışsınız? Ne yapmışlar bize? Ya yani şahsım için söylüyorum ha ben bir yanlışım olmuş mu? Bir terbiyesizliğim, bir yanlışım, bir hatam, bir kusurumuz olmuş mu? Olmamış. Allahu alem olmamış. Ha bundan sonra da olmaz. Ben kendisi aile terbiyesi almış bir insanım. Benim köküm belli, soyum sopum belli. Ama işte geçenlerde il başkanımız iki yerde parmak sallıyor. O adaylar gitsin. işte ben Akçakiraz'a geldikleri zaman, Bahçe Kapı'ya geldikleri zaman parmağını sallıyor. O adaylar gitsin. Adam gibi siyasetini yapsın. Aha adam gibi adam bele eder adamı. Siz ne hesabınızı vereceksiniz? Beni vatandaş seçti. Sizi kim seçti? Siz atanmış bir başkansınız. Seçimle mi geldiniz? Gelmediniz. E hele girin bakalım hele seçmen oluyor. Vatandaş el size ne yapıyor? Kendi adınızla parti logonuz olmasın. Şerafettin Yıldırım olarak girin bakalım hele. Ne oluyor vatandaş sizi ne yapıyor? Vatandaşın önünde hiçbir güç duramaz ha. Ben bir şey değilim ha, haşa. Ben çok haddimi bilen bir insan. Hiçbir şey bilmezsem ben haddimi bilirim. Buna göre de konuşurum. Bir yanlışım olmamış, benim bir hatam olmamış, bir eksikim olmamış. Ben süreci iyi yönettiğimi düşünüyorum. Süreç noktasına geldiğim zaman en ufak bir sıkıntı yok. Biz onların dediğini yaptığımız zaman iyi, Yapmadığımız zaman kötü mü oluyoruz? Peki siz niye vatandaşın dediğini yapmıyorsunuz? Siz biliyordunuz süreç böyle olursa böyle olur. Vallahi de biliyorlardı, billahi de biliyorlardı, tallahi de biliyorlardı. Sadece bizim dediğimiz olsun hesabı vardı. Ha sizin dediğiniz de vatandaş kabul etmiyor kardeşim. Buyurun. Sivrice'de etti mi? Etmedi. Karakoçan'da etti mi? Etmedi. Kuvancılar'da etti mi? Etmedi. Palu'da etti mi? Etmedi. Keban'da etti mi? Etmedi. Sivrice'de etti mi? Etmedi. Baskil'de etti mi? Etmiyor. Beyhan'da etti mi? Etmiyor. Bukardi'de etmiyor kardeşim, etmiyor, etmiyor, etmiyor ha. Vatandaşa rağmen bir şey yapamazsınız ha Furkan Bey. Ne yapacaksın vatandaşa karşı? Ha? Yeter söz milletin dedi, mührü bastı. Herkese gideceği yeri gösterdi. Siz kime neyin hesabını vereceksiniz? Bize hesap soruyorsunuz da. Neyin hesabını soruyorsunuz? Bana ne vermişler? Şahsi bir menfaat, bir madden beklenmiş miyim ben? Ben devletten, benim iş makinelerim var, ben devletten iş almamışım. Vallahi almamışım, billahi almamışım. Almam da. Ne yapmışım? Nedir? Efendim biz de bu millete hizmet edebilmek adına AK Parti'den diğer partiye geçmişiz. Yani bu üslup hoş bir şey mi? Bu dil hoş bir şey mi? Ben şu ana kadar adayladığım sürecinde, az önce bakın bir programdan daha ben geliyorum. O programda, şimdi söylediklerimi o programda ben söylemedim. Niye? O zamana kadar haberim yoktu ya ama biz bir şey yapmadık size. Ha siz bana şunu söylüyorsanız söyleyebilirsiniz kardeşim. Biz AK Parti'deyiz, biz Akçakiraz'a hizmet yaptığın zaman biz bunu sana yaptırmayız diyor musunuz? deyin. Ben de AK Parti'de geçmeyeceğim ama burada da bunun taadünü veriyorum. Siz bana ben bir şey yapayım yasal çerçeve içerisinde. Bana yardımcı olmayın kardeşim olmayın. Ben de gelir vatandaşa anlatırım kardeşim. Ha televizyonlar yok mu basın var. Siz beni çıkarmadınız mı? Ya sosyal medya var. Ha, Whatsapp'tan bir yayın yaparsınız. Facebook'tan bir canlı yayın yaparsınız. Biter. Twitter var artık. Ya artık Türkiye büyüdü, gelişti. Buna göre siyaset yapmak lazım. Siyasetin dilini de buna göre kullanmak lazım. Bakın Balıkesir Belediye Başkanı vardı. O da millete parmak salladı. Verin kardeşim, vermezseniz başka şeyler olur. Bak millet o parmağı ne yaptı? Ne oldu? Balıkesir gitti. Ya kazandı. Siz niye kendi yaptıklarınızı görmüyorsunuz da başkasının yaptıkları üzerinden bir şey yapmaya çalışıyorsunuz? Şimdi paloyu ben mi verdim? Ben mi referans oldum? Muhammed Septoğlu AK Parti'den aday değil miydi? Vereydiniz kazanaydı kardeşim rahat edeydiniz. Öyle değil mi? Ebu Bekir Irmak müracaat etti. Benden aynı gün istifa etti partiden. O da benden beraber aynı gün yeniden refaha geçti. Kazanmadı mı? O da AK Parti'den müracaat etmişti kazandı. Abdülvahap Kök. Kovancılar'da. Kovancılar'da. AK Parti'nin aday adayı diye lanse edilmedi mi? Hı hı. Seçime 40 gün kala adayın o olmadığı Nuri Çolak Beyefendi olduğu ifade edildi. Abdülvahap Kök yine kazandı seçimi. Vereydiniz kazanaydı kardeşim. Bizden ne istiyorsunuz? Geldik bu tarafa. Akçakiraz'da ben İbrahim Ormanoğlu. Ya kendimizi anlattık size. Neler yapıp neler yapamayacağımızı anlattık. Ben üç vekilimin de yanına gittim. Kendimi anlattım. Ha, ben orada bir şey görmedim. Ha, yanlış anlaşılmasın. Kimse bana kesin sen adaysın diye bir söz vermedi. Ben onu iddia etmiyorum. Ama yapabileceğimizi gördüler. Yani Sayın Mahmut Rıza Nazırlı'nın yanına gittim. Dinledi. Olabilir dedi. Olur demedi. Sen adaysın demedi. Ha bak tekrar söylüyorum. Olabilir dedi. Bizi temsil edebilirsin. Ya temsil edemiyor muyum? Peki ben temsil edemiyorsam vatandaş niye bize oy verdi? Erol Keleş Beyefendinin yanına gittim. Durumumu izah ettik. Yaptığımız çalışmaları daha önceki yaptıklarımızı anlattık. ifade ettik kendimizi. Sağ olsun o da bizi büyük bir özveriyle dinledi. Allah razı olsun kendisine. E geldi nasıl olduysa il yönetimine geldik. Orada takılı kaldık. E ne peki hesabınız neydi kardeşim? Ne, neyin hesabını yapıyorsunuz? Aa yazık konakta. Hatif Çadırcı Bey aday değil miydi? AK Parti AK Parti aday değildi. Başta geçen seçimde farklı bir partiden evet. kazandı, değil mi? Evet. AK Parti'ye geçiş yaptı, değil evet. mi? Evet. Şimdi getirdi, getirdi, getirdi süreci tekrar AK Parti'den müracaat etti. Ah, adamı yediler. Adam döndü, seçimi kazandı, 600 de fark attı. E ne yapacaksınız peki? Yani bunun hesabını bize sormak yerine niye böyle dönüp aynaya bakmıyorsunuz? Ayna nerede var özür dilerim. Burada var değil mi? Şurada. Şurada var. Adam aynanın karşısına geçtiği zaman kendisini görüyor. Niye kendinizi görmek istemiyorsunuz da bizi görüyorsunuz kardeşim? Bizi göreceğinize kendinize bakın. Ya bir vatandaşa adam gibi siyaset yapın, adam gibi. Ya biz adam değil miyiz? Tövbe ya Rabbi Cinsiyet ayrımı yapmıyorum, o manada demiyorum. Biz siyasetimizi yaptık zaten. Geldik parmak sallamak nedir? Siz bir il başkanısınız ya. Adam gibi siyaset yapın, adam gibi. Ya bu bu hoş bir üslup değil ki. Şimdi şey de o zaman siz şunu ifade ediyorsunuz başkanım. Diyorsunuz ki yani ben benim gibi işte Sivrice'de, Kovancılar'da, Palu'da ondan sonra işte geldiniz bu tarafta yazı konakta. Evet. işte diğer bölgelerde de biz zaten AK Parti'nin aday adaylarına müracaat ettik. Evet. Kendimizi anlattık. Evet. İşte seçmenin bizi, vatandaşın bizi istediğini söyledik, anlattık ama siz vatandaşa rağmen bizi değil de başka kişilere aday gösterdiğiniz için Ondan sonra biz de e, haliyle vatandaş biz istediği için farklı bir partiye geçtik. O partide de kazandık. Şimdi suçlu biz mi olduk diyorsunuz? Bizi aday göstereydiniz. Sizin partinizde kazanaydık diyorsunuz. Anladığım şimdi, kadarıyla. Şimdi AK Parti paroda Mehmet Saptıoğlu'nu gösterseydi kazanmıyor muydu? Kazanıyordu. göstereydiniz. Aday adayı değil miydi? Dışarıdan biri de değildi. Aday adaydı. Onu, o müracaat etti. Ona verseydiniz iş bitmişti. Sivrice'de bu Bekir Irmak Bey kazandı farklı bir partiden. E tamam AK Parti'ye müracaat etmişti. AK Parti ona verseydi o kazanırdı. Yazık ona da Hatif Çadırcı. Aday oldu başka partiden geldi. Sizin partinize aday etmediniz başka partiye geçti. Gene kazandı. E ne istiyorsunuz? Yani siz niye hatalı değilsiniz? Niye hatalı vatandaş olsun? Niye va biz olalım? Ya bize neyin hesabını soracaksınız? Gelemezler. E tamam biz gelmeyeceğiz ki. Ben kendi şahsım için söyleyeyim. Ben AK Parti'ye geçmeyeceğim. Geçmeyecek misin? Yok geçmeyeceğim. Niye geçeyim? Hizmet mi gelmez? Gelir kardeşim artık Türkiye eski Türkiye değil ki. Gelir ya. Ben yine milletvekillerinin yanına gideceğim yani. Yapmıyorlar mı? E yapmasınlar canları sağ olsun. Biz de gelip anlatacağız kardeşim. Valla bir size telekomünikasyon altyapısıyla ilgili Şintil'in ve e, Yenice'nin problemi var. Altın çevrenin belli bölgelerinde problem var. Biz bunu götürdük. Milletvekillerimizle görüştük. Bize yok dediler kardeşim ben ne yapayım? Milletvekillerinize sorun. E milletvekillerimiz, AK Parti benim bölgemde 2500 küsur oy almış 6 ay evvel genel seçimlerde. Sayın Cumhurbaşkanımız %80 oy almış. E şimdi niye peki AK Parti 2500 oy alamıyor? Ya bunu bana sormayacaksınız ha. Benim hizmetime kimse engel olacağını ben düşünmüyorum. Ha seçim sürecinde seçimin heyecanıyla orada bulunan insanları böyle bir ateşleyebilmek adına söylenmiş bir lafsa, ona bir şey demem ama onun haricinde artık Türkiye muz cumhuriyeti değil kanunlarla yönetiliyor, yasalarla yönetiliyor. Biz de kendimizi çıkarız nasıl şimdi ifade ediyorsak o zaman da vatandaşa da bütün Elazığ kamuoyuna da kendimizi anlatırız canım. Biz hizmet etmek istiyoruz bizim önümüzde engeller bu kadar. Yani burada e, önemli olan hizmet edebilmek vatandaşa diyorsunuz. Ben hizmet edebilmek edebilmekçilerimden gelende yapacağım zaten diyorsunuz. Şimdi Giderim yapmazlarsa zaten... da bunu vatandaşa anlatırım diyorsunuz. Ya ben şimdi bütün her şeyden sorumlu ben miyim değilim. Benim bir dahilim yok bu işte. Ama seçim kutlamasında bile eğer bir sayın vekilimiz diyorsa ki işte böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak. Yok, e o zaman Sabahattin Kaya başkanımı aday etseydiniz. Daha güçlü bir adaydı. Siyaseti daha iyi biliyordu, çevreyi daha iyi biliyordu, ortamı daha iyi biliyordu. Daha iyi biliyordu. Hazır elinde ciddi bir güç de vardı. Çok ciddi bir güç vardı, çok ciddi bir imkan vardı. Sabahattin Kaya'nın ikna kabiliyeti çok üst düzeydedir. Seçimi ben evet, ondan evet, alabilirdim evet. belki. Ona belki diyorum. Yani Sabahattin Kaya Parti'nin adayı olsaydı hani ben belki daha zorlanırdım. Ha, daha zorlanırdım. Abi ben diyorsun. zorlanırdım. Onun ona şüphe yok. Yani buna hiç şüphe yok. Ben Sabahattin Kaya olsaydı ben zorlanırdım ona karşı. Sabahattin Kaya'nın ikna kabiliyeti var. 10 yıllık sahada bir emeği var, bir çalışması var, bir gayreti var. Ben aday adaylık sürecinden evvel ben de eleştiriyordum Sabahattin Kaya. Ha yine eleştiririz. Ayrı bir şey. Ama bir bakıyorsunuz 2 kilometre aşağıda asfalt dökmüş adam. Ya büyük bir şey. Arazi satmış, 100 milyonluk araç ihalesi, yani araç alımı yapılmış. Ya kendilerine demiyorlar, Sayın Başkanım bizi de davet etmişti. Özür dilerim, konu biraz dağılacak ama bir parantez açayım izni verirseniz. Tabii, tabii, tabii. tabii. Sabahattin Kaya Başkanı bize bir davetiye gönderdi. Biz de nihayetinde artık e, oranın siyasi bir partisiyiz belediye başkanlığına adaylığımız olmuş. Araç almış 100 milyonluk. Kepçesidir, graderidir, binek araçlarıdır, efendime söyleyeyim traktörleridir, otobüsleridir. 3 tane, 3 tane traktör almış, 3 tane otobüs almış, büyük bir greder almış en iyisinden. Bütün bunları almış, bunun açılışını yapacak. Ne zaketen de olsa bize davetiye göndermiş. Seçim ve uğradığım zaman seçim bürosuna arkadaşlardan şöyle bir ifade geldi. Akçakiraz Belediyesi'nden bir davetiye gelmiş. Buna bir bakın. Baktım, Sayın Başkanım nezaket göstermiş, bize de bir davetiye göndermiş. Gönderdiği davetiye de, ya vakça kirazın malı bunlar, buyurun gelin. Şimdi siz bu davete gitmez misiniz? Nezaket göstermiş, bize göndermiş. Ben de iki gün üst üste seçim büromuzda bununla ilgili konuşma yaptım. Arkadaşlara ifade ettim. Kardeşim bu adam bizim nihayetinde bir seçim yarışındayız ve bu adam bizim düşmanımız değil. Nihayetinde bu araçları kendisi için almış da değil, hmm. kendisiyle beraber götürecek de değil. Devri bittikten sonra Akçakiraz'a hizmet için alınmış araçlar. Biz de bu araçların alımından dolayı yapılacak olan açılışa katılmak durumundayız. Haniyetinde bize nasip oldu. Biz gidip o kullanacağız o araçları. Bunu ifade ettim iki gün boyunca. Açılış zamanı saati geldiği zaman biz gittik oraya. Bekledik bir süre. Baktık kimse gelmiyor. Adam 10 yıl belediye başkanlığı yapmış. Öyle mi? Tabii. İyi de hizmetleri de oldu yani neticede. Ya, İnsan ilişkileri de iyiydi. Ee, yani... Sabahattin Kaya ikili ilişkiye girdiği birini ikna etmeden zor çıkar. Evet. Yani çok kararlı olacak benim gibi. Ben ne söylerse söylesin dur dersem durur. Yoksa onun haricinde Sabahattin Kaya'nın ikna teyit neyi üst düzeydedir. Yani ben biliyorum bunu. Yakinen tanıdığım biri olduğu için söylüyorum. Şimdi açılış yerine gittik. Ben de arkadaşlarımı topladım. Açılış yerine biz gittik, hareket ettik. Gittik bir baktık gördüğümüz manzara şu. Adam 10 yıl belediye başkanı kalmış, yapmış. İyisiyle, kötüsüyle çok güzel hizmetleri de var. EDS var, GES var. Farklı şeyler de var. Şimdi burada onu ifade etmeyeyim. Bir baktık kimse yok. AK Parti'den ne il başkanı, ne yönetimde olan birileri, ne milletvekilleri, Bakan gelmiş, bakan da gelmedi. Bizim Kirazın mevcut adayı ve encümenleri dahi gelmedi. Sabahattin Kaya'yı orada tek başına bıraktılar. Bir tek biz varız. AK Parti'nin e, adayı da mı gelmedi hiç oraya? Hiç kimse gelmedi. Aa. Hiç kimse. Biz ben olmasaydı Sabahattin doğru. Başkan'ım da iki tane canlı yayın aracı çağırmış oraya. Yani biz gitmesek oraya, bizim arkadaşlarımız gitmesek hiç boş. E peki bize bu suçu atacaklarına, bunu ifade edeceklerine. E niye adam iyisinin kötüsüne sizin başkanlığınızı yaptı 10 yıl? Niye onu tek bıraktınız orada? Niye vefa örneği sergilemediniz? Yani işinize geldiği zaman vefadan bahsediyorsunuz. Azize vefa örneği, vefa örneksizliği yapaydınız gereğini. Niye yalnız bıraktınız adamı sahada? Bırakmasaydınız kardeşim. Şimdi tabi sorsam bir dünya bahane, bir dünya laf. E iyi de kardeşim orada nihayetinde o adam tek kaldı. Biz gitmesek vallahi kimse yoktu. Evet. Ha böyle olacağını bilseydim ben daha kalabalık bir ekip tutardım oraya. Çağırırdım bütün arkadaşları, gelin Niyetinde yani, bu araçlar bizim için alınmış. Ha, Bak, Belde için Halkı alınır. için alınmış. tabi tabi Bak ne ya, güzel dediniz az önce dediniz. Bana nasip olduğunu neticede bu araçlar şu an. Şimdi şuna bakmak lazım Furkan Bey. Biz siyasetten ziyade biz insanız. El ufak bir yer. Herkes herkesi tanır, herkes herkesi bilir. Beni siz direkt tanımayabilirsiniz ama 2-3 kişiye sorsanız emin olun herkes herkesi bilir. Beldede kime sorarsanız sorun, Ormanoğlu dediğiniz zaman, İbrahim Ormanoğlu, Halil Ormanoğlu, Ramazan Ormanoğlu, Zülf Ormanoğlu, Reşit Ormanoğlu, Emrah Ormanoğlu, Ömer Ormanoğlu. Biz 14 kardeşiz. 7 erkek, 7 kız. Bütün erkekler hepimiz aynı yerdeyiz. Bir abim Ankara'da. Diğer hepimiz aynı bahçenin içinde de oturuyoruz annemizle beraber. Tanımayacak bir insan değiliz. Ha bu makam gelip geçici ben buna inanan insanlardan biriyim. Ha. Ben inanıyorum. Bu gelip geçer makam. Bugün var yarın yokuz. Önemli olan yok olduğu zaman olacağız. Millet bize gene bu kıymeti, bu değeri verecek mi, vermeyecek mi? Bence buna bakmak lazım. Ben buna bakıyorum. Başka bir şey de benim umurumda değil doğrusu. Hmm, anladım. Ee, başkanım tabii bu bir başarı hikayesidir netice itibariyle. Siz işte girdiniz, e, işte farklı bir partiye geçmek durumunda kaldınız. Az önce detaylarıyla anlattınız evet. ve halk da e, sizden yana iradesini kullandı. Seçildiniz, hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Süremizin yavaş yavaş sonuna geldi. O yüzden şey söyleyeceğim. Yani bundan sonraki süreçte nasıl bir akça kirazla karşılaşacağız biz? Nasıl bir akça kirazla karşılaşacağız? Şimdi seçim sürecinde ben hep şunu söyledim. Ben şeffaf belediyecilikten yanayım. Yarın öbür gün Rabbim nasip eder, ömür verirse mazbatamızı aldığımız zaman ilk yapacağımız işler şu olacak. Ben Bizim dört tane büyük mahallemiz var. Akça Kiraz Merkez 1, Şintil, Bahçe Kapı, Yenice ve Erpinik veya Altın Çevre. Hı hı. Dört tane bizim merkez mahallemiz var. Gerekirse Akçakiraz Yüzbaşı Mahallesi de büyük bir mahalle olduğu için o bölgeye de biz dört tane pano yaptıracağım ben. O dört panoda belediyenin bütün geliri gideri aldığımız, verdiğimiz, yaptığımız, ettiğimiz her şeyi ben bir defa oraya yazacağım. Ne gelirse, ne giderse ilk yapacağımız iş bu olacak. Hmm. Şeffaflıktan ve ben açıklıktan yanayım. Vallahi hiç umurumda değil bir şey Furkan Bey. Benim adıma leke gelmesin. Kimse beni bir şeyle itham etmesin. Gerisi de benim umurumda değil. Gerçekten değil. Soğan ekmek yeriz karnımızı doyururuz yani. Oyun ile bir sıkıntımız yok. Zaten Hep siz var. yani para yapıla da ihtiyacı olmayan birisiniz bildiğim kadarıyla. Yani iş e, Ya e, vallahi e, Furkan Bey para sanır. olsa da olur olmasa da olur. Bakın bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Beni yakınen bilenler bilir. Biz ticareten zor günler geçirmiş de bir yerden geliyoruz. Ama ben hiç gocunmadım. Ben öğretmendim. Ben taş ocağında işçilik yaptım. Yaparım ha. Ya benim umurumda değil. Ben inşaatta çalışmış bir adamım lisede. Umrumda değil. Ha para var, şimdi yok. Para sadece şuna bakar. Bir arkadaşınızla oturup gittiğiniz zaman sizi mahcup etmeyecek derecede cebinizde para varsa, beş tane arkadaşınızla gittiniz, bir çay içtiniz, yemek yediniz, onun parası varsa, vallahi odur. Yoksa başka da bir şey değildir. Aynen. Para, hiçbir şey. Şimdi siz benim cebimden ne olduğunu görüyor musunuz? Bir şey anlatayım ben. İki olay anlatayım. En sonunda bu birini en sona bırakayım. Süremiz 5 dakika kalırsa sizden rica ediyorum. 4 dakika var süremiz. 4 dakika an. var. O zaman birini anlatayım. Şimdi kervancının bir tanesi öleceğini rüyasında görüyor. Diyor ki ya işte ben öleceğim. Diyor rüyasında şunu görüyor. Diyor her kesten, her insandan helallik alırsan sen cennete gireceksin. Öyle bir şey geliyor ona. O da tabii her yere yetişemem düşüncesiyle Şam'a kervan götürmüş. Şam'da ticaret yaptığı arkadaşlarına mektup yazıyor. Ya diyor bana hakkınızı helal edin, helal ederseniz diyor ben cennete gideceğim. Tamam diyorlar, Halep'e gönderiyor, Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya işte. Nereye ticaret yapmışsa hepsinden helallik alıyor. Bir gün bahçesinden çıkıyor, evinden çıkıyor, bahçesinin önünden geçerken orada develerinin en büyüğü duruyor. Ya diyor ben bu deveyle çok iş yaptım, çok ticaret yaptım diyor. Çok gittim geldim diyor. Bunun da belki benim üzerimde hakkı vardır. Öyle ya. Herkesten, her şeyden, bütün canlıdan helallik alacaksın. Devenin yanına gidiyor. Diyor ki ya, bana hakkını helal et. Olay bu ya deve. Diyor ki ya, diyor sen benim üstüme fazla yük yüklettin. Ben helal ediyorum o hakkımı sana. Diyor ki ben senin yüzünden susuz kaldım. Helal ediyorum. Diyor çok aç bıraktın beni çölde. Ona da hakkımı helal ediyorum. Ediyorum, ediyorum, ediyorum. E tamam diyor ne kaldı? Yani ben hastaydım, beni yürüttün, gerekenden fazla yük verdin, her şey tamam. Helal etmediğin ne diyor? Diyor ben her bütün hakkımı helal ediyorum ama sen diyor beni götürdüğün bir eşeğin arkasına bağladın ya. Diyor ben o hakkımı sana helal etmiyorum. Ha. Şimdi bizim geldiğimiz nokta nihayetinde bu. Eğer hak varsa valla bana haksızlık yaptılar. Kim bana haksızlık yaptı ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Anlat. Öyle lo parmak sallamayla hesap sorarızla olmaz o işler. Ya konuşacak çok şey var da o bizim buramızda buramızda kalsın. Bundan sonra istiyorsunuz ki ben ilçe beldem için hizmetle. Vallahi hizmet bak mem. Furkan Bey sana şunu açıklıkla söyleyeyim. Kim bana neyle gelirse ben ona on katı giderim. Güzel lafla mı geliyor? Vallahi böyle kalkarım önlerinde. Önümü iliklerim, saygı, hürmet, edep, ahlak. On numara. Diğer türlü mü? Lafla sataşıyorlar. E buyurun sataşınlar. Benim gizli saklım bir şeyim yok ki. Hiçbir şeyim yok. Korkacak hiçbir şeyim yok. Ne diyecekler ben? İşte kendine güven bak, böyle Bay, ben, yani. Bak her şeye gelirim ha. Bak, yanlış anlama beni. Ama ben tehdide gelmem ha. Ben tehdide gelmem ha. Benim adımı böyle tehditvari bir şekilde kullanırlarsa <laughs> yav, kimin elinden ne geliyorsa onu yapsın. O kadar söyleyeyim ha. Hoş bir şey değil ha. Bak şimdi adam durdu durdu duruyor. İnsan bazı şeyler aklına geliyor. Heyecanlanıyor. Hani hesap sorarız mı? Hesap sor. Sorun bakalım. Hele neyin hesabını soruyorsunuz. Ne vermişsiniz ne alacaksınız bizden. Peki son olarak Hiç Akça Kirazlı seçmenlerinizden neler söyleyeceksiniz? Ya valla Akça Kirazlı seçmenleri ben çok seviyorum. <laughs> evet ben şahidim. <laughs> Allah hepsinden razı olsun. Rabbim ben seçmenleri gördüğüm zaman bazen öyle bir kalabalık oldular ki öyle beklemediğim insanları gördüm ki ya ben onların canları, ciğerlerini yerim ben onların. Bir taneler. Hepsinin başımın üstünde yeri var. Çok sağ olsunlar teşekkür ediyorum. Bize zaten verdikleri destekle bize gönül verdiklerini gösterdiler. Sağ olsunlar bütün zorlamalara, bütün sıkıntılara rağmen bize ciddi bir destek oldular. Belki biz yeniden rafah olarak Elazığ'da en fazla böyle fark atarak alan seçimi alan bir insan olduk. Bir kişi olduk diyelim, bir meczup olduk. Ne derseniz e deyin. Ya ben öyle diyorum kendimi. Ne derseniz deyin. Valla Furkan Bey ben onlardan alçağım. Ben onlardan küçüğüm. Onlar benden iyidir, onlar benden görgülüdür, onlar benden kültürlüdür. Onlar her şeyin en iyisine layıktır. Ben de onların en küçüğüyüm. Sıkıntı yok. Allah hepsinden razı olsun. Çok sağ olsunlar. Evlere gidiyordum bazen bir şeylerle karşılaşıyordum. Ha, bu arada bir şey de söyleyeyim. Ben korona zamanında iyi kilo verdim Furkan Bey. Şimdi kilolu olduğuma bakmayın. 95 kiloya kadar ben düştüm. İki yıl evvel bir seçim yerine gittim. Bir aileyi ziyarete gittim konuştuk, sohbet ettik. Önceden haber verdiğim için bir şeyler hazırlamışlar, pasta, börek falan. Getirdiler, ben çay içtim, evin hanımı geldi, işte kaldıracak. Ya dedi hocam dedi, hiçbir şey yememesin. Ya dedim ablam, valla ben rahatsızım, ben hastayım. Bana gluten, yani unlu mamuller yasaktı. Hiç unlu hiçbir şey yemiyordum. Nişastalı ve unlu şeyler yasaktı o programa göre. Ya dedim ablam vallahi bak dedim ben rahatsız ediyor beni benim yememem lazım. Doktor bana bunu tavsiye etti. Niyetine diyet isteyen de bir doktor yarım doktor sayılıyor tabii, tabii, ya. Tabii. Kadın böyle biraz bozuldu. Çıkarken yav dedi biz fakiriz diye mi? Dedim abla getir. Dedim abla getir getir. getir abla. Aha o yedim bu yedim. <gülüyor> <gülüyor> Daha da veremiyoruz. Aha, o yedim <laughs> bu yedik. Aha bu yani. Öyle seçmenler de gördüm. Şimdi ben bu seçmene ne diyeyim? E ya, evet. Ne diyeyim ya? Samimi Öğrencim insanlar. var. Tüm samimiyetimle söylüyorum İtalya'da, İtalya'da adam ya günü birlik beni arıyor. Hocam ne yaptın? Hocam ne ettin? Oradan aynasından bilgi alıyor. Oradan diyor hocam bırak burada eksikliğimiz var, burada sıkıntımız var. İtalya'dan adam bana bilgi veriyor. Ya daha ne yapsın bu seçmen bana? Beni başının üstüne koymuş. Ne yapsın daha? Allah onlardan razı olsun. Evet, ya ben tabi, hepsini çok seviyorum. Tabii e, şimdi e, şeyi de e, soracağım. Yani bu düşünce çok hassas bir düşünce aslında. Yani siz sırf o vatandaşımız hani yanlış anlamasın diye orada bozuk diyorsunuz. Sana kilo almaya mı başladınız? Ben ha, yani... Vallahi öyle oldu. Bak Furkan Bey halimiz bu oldu. Şimdi 115 kiloyum. Evet. 20 kilo fazlamız oldu. Takım elbise de olmuyor, kötü görünüyor. Yani vücut da yoruluyor. Ama ne yapalım seçmene de biz de katlandık. Onlar evet. bize bu kadar oy vermiş, biz 20 kilo almışız çok mu? Hiçbir şey. Tabii. Şimdi bu arada çok sayıda da mesajımız var. E, izleyeceğimizden Akça Kirazlılardan mesela bir izleyicimiz mesaj atmış. Diyor ki ben bu beyefendi ilk defa e, görüyorum. Akça Kirazlı da değilim. Harputluyum diyor. Ama diyor o kadar samimi konuşuyor ki çok sevdik. İyi ki kazanmış. Tebrik ederiz." Demese bir mesaj atmış bir izleyicimiz. E, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Furkan Bey gönüle girmek çok kolaydır, çok da zordur. Samimiyseniz kalbiniz, beyniniz ve ağzınız aynı şeyi ifade ediyorsa, karşıdaki vatandaş, karşıdaki insan, her kim olursa olsun size uygun davranıyor, size güzel davranıyor, sizi başının üstüne tac ediyor. Bu abimizin ve ablamızın olduğu gibi, ifade ettiği gibi. Evet. Ama eğer yapmacıksanız vatandaş tık kırmızı kart gösteriyor ha. Değil mi? Bu, bunu Rabbim bize kırmızı kart görenlerden etmesin. Bunu insanlar fark ediyor zaten. ya yani bu kalpten kalbe bir şekilde geçiyor samimiyseniz değil mi? Şimdi ben bazı yerlere gittiğim zaman eve çok geç gittiğim oldu. İki de iki buçukta meyve zamanı özellikle. Şimdi gidiyoruz meyve ikram ediyorlar. Gece saat ya bir dut yenir mi? Bekliyorduk doğal bir soğukluk gelsin. Gece saat bir dut yemişiz. Evet. Ne yapacağız da? Allah razı olsun hepsine. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha başkanım. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Çok mesajımız var. Mesela Mehmet Pala abimiz kuaför selamlarını gönderiyor sizlere. Sağ olsun teşekkür ederim. Diğer ediyorum. mesajları da okuyamadım efendim. Herkesten özür diliyorum. Süremizin sonuna geldik çünkü. Bir kez buyurun. Ben bir şey ifade edeyim. Tabii. Tamam. Bu dünkü seçimle iş başına gelen, Mazbat'a alacak olan bütün arkadaşların Rabbim yolunu açık etsin. Rabbim onları seçmenlerine karşı utananlardan etmesin diyelim inşallah. Görev almamış, alamamış arkadaşlarını da bundan sonraki siyasi hayatlarında ben başarılar diliyorum. Şunu da ifade edeyim son bir şeyde. Bizim başkanımız da Sabahattin Kaya da görev alamadı. İnşallah onu da daha iyi yerlerde görürüz. Öyle diyelim. Çünkü bunu hak eden bir arkadaş olarak, bir insan olarak gördük biz kendisini. Evet. Rabbim ondan da razı olsun. Yolunu, bahtını, uğrunu açık etsin diyelim. Seçim sürecinde de hiç kimseye dokunmadı böyle bir tam kendine yakışan bir nezakette bir seçim tavrı geliştirdi. Sağ olsun teşekkür ediyoruz biz kendisine evet. de. Diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum. Mehmet abi var çiçekçi çok selamlarını iletmiş. Çok mesaj var hangi birini okuyayım kızacaklar bana okumadıklarım ama e, tebrik ediyorlar size bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Başka hayırlı olsun. Efendim Sağ canlı yayın konuğumuz Akça Kiraz'ın yeni belediye başkanı İbrahim Ormanoğlu bizlerle birlikteydi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi çok kısa bir reklam arası ardından yeni güne birlikte başlayacağız. Efendim son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne de birlikte başlıyoruz. Günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz. İlk bölümde canlı yayın konumuz Akça Kiraz'ın yeni belediye başkanı İbrahim Ormanoğlu bizlerle birlikteydi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyor ve günün gelişmeleriyle devam ediyoruz efendim. 31 Mart yerel seçimleri tamamlandı. Elazığ'da da sandıkların tamamı sayıldı. İl Seçim Kurulu'nun açıkladığı resmi sonuçlara göre Elazığ merkezde Başkan Şan Şerifoğulları aldığı %38,19 oy ile rakiplerini geride bırakarak başlıyor başkanlığı göğüslet. Büyük bir heyecanla beklenen 31 Mart Mali İdareler seçimleri gerçekleştirildi. Sandıkların sayımı tamamlanarak siyasi partilerin ve adayların aldıkları oy oranları da belli oldu. Elazığ merkezde toplam 268.702 seçmenden 182.304'ü 813 sandıkta oy kullandı. Kullanılan oyların 171.597'si geçerli sayıldı. Elazığ'da seçimlere katılma oranı %67.90 oldu. Elazığ merkezde AK Parti'den aday gösterilen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları seçmenlerinden 65.682 oy alarak başkanlığa yeniden seçildi. Şerifoğulları'ndan sonra en çok oy alan siyasi parti adayı yeniden Refah Partisi'nden Faruk Septoğlu oldu. Septoğlu seçmenlerinden 36.364'ünün oyunu alarak %21.14'lük oy oranına erişti. CHP'nin adayı Avukat Coşkun Çağlar Duran ise 28.368 oy alarak %16.49'luk oy oranı ile 3. parti oldu. MHP'nin adayı Doçent Doktor Murat Aygen ise 18.785 oy ile %10.92 oy oranına erişti. Saadet Partisi'nden Abdullah Akın ise seçmenlerin 11.724'ünden oy aldı. Dem Parti adayı Hayrettin Kaya 4.014, Hüdapar adayı Yasin Kavaklı ise 2.158 oy aldı. Efendim Elazığ'da sandıkların açılmasıyla birlikte bir kez daha Elazığ Belediye Başkanı seçilen Şahin Şerifoğulları Cumhuriyet Meydanı'nda hemşerilerine seslendi. Herkesin belediye başkanı olduğunu belirten Şahin Şerifoğulları bu başarı geleceğimizin başarısıdır. Bu zafer birlik ve beraberliğimizin zaferidir dedi. Elazığ kararını sandığa yansıtarak Şahin Şerifoğulları'nı bir kez daha Elazığ Belediye Başkanı olarak seçti. Çalın, yürü. 2019'da belediye başkanı olarak seçilen Şahin Şerifoğulları, 20 belediye başkanı adayına karşı galip gelerek AK Parti'den Elazığ Belediye Başkanı oldu. Belediye Başkanımız, Elazığ Belediye Başkanımız, yine yeniden şehrin eminimiz, Sayın Şahin Şerifoğulları. Dinle. dinle. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlamada hemşehrilerine selamladı. Evet, ve davamıza her daim paydaş olan bu aziz coğrafyamızın her bir kalesindeki yiğit insanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kutlama programına katılan AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Profesör Doktor Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve 27. Dönem Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Şerifoğullarının ustalık dönemine başladığını ve eleza önemli hizmetlerin yapılacağını söylediler. Bu başarı hepimizindir. Daha gidecek çok yolumuz var, yapacak çok işlerimiz var. Elbette ki gözden geçireceğimiz hesaplarımız da var, onları da masaya atacağız. Ama gün o gün değil. Bugün bu buruk sevincimizi, burukluğunu bir kenara bırakarak sadece ve sadece sevince ortak olmakta, ve sizlerle bunu kutlamak için buraya geldik. Ben, be, benden sonra konuşacak arkadaşlarım var. Ve özellikle de Şahin Başkanımız sizlerle baş başa bırakmak için sözlerimi çok uzatmadan iyi ki varsınız, Allah sizleri var etsin, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Milletimizin iradesinin tecellisiyle kazanan bütün adaylara başarılar diliyorum. Sorgulayacak çok şeyimiz var. Neden başarısız olduk? Kimlerin ihanetine uğradık? Kimler bizi yarı yolda bıraktı? Bunların hesabını tabii ki sorgulayacağız. Bu siyasi hareketle birlikte yürüyen ve bizden aday adayı olup daha sonra başka limanlara sığınanlara elbette ki hesap soracağız. Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı biz 20 yıldır, 22 yıldır yarı yolda koymadık. Yarı yolda koyanlara da sitemimiz var. Hepinizin gördüğü gibi anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Bugün Elazığ kazandı. Bugün Türkiye kazandı ama en çok en çok benim aziz şehrim kazandı. Şahin Başkan'la birlikte Elazığ'da durmak yok, yola devam diyeceğiz. Yarına itibaren bize oy veren vermeyen herkesin evinde Şahin Başkan'ım kardeşi, evladı, babası, abisi olacak. Ben şehrime hayırlı olmasını diliyorum. Şükürler olsun ki Aziz Şehir kazandı, Şahin Şerifoğulları kazandı. Sizler çok iyi görüyorsunuz. Çok güzel eserler bu şehre kazandırıldı. Ben eminim ki bu 5 yıllık sürede artık bundan sonra şahin başkanımın ustalık döneminde el azığımıza çok ciddi yatırımlar gelecek. Çok güzel işler başaracağız ve burada sizin önünüzde söz veriyoruz. Seçimden önce dik arkasında durduğumuz gibi seçimden sonra da Elazığ'ımız için, Şahin Boşkan için arkasında dimdik duracağız. İkinci dönemde de Elazığ'da hizmete devam diyen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, biz kazanmaya doyamadık, onlar kaybetmeye. Şahin yükseklerden uçar, biz hep yükseklerden uçacağız, sizlere hizmet edeceğiz ancak hiçbir hemşehrimize tepeden bakmayacağız dedi. Geceler vardır, uykuyla geçer. Sarhoş kusmuklarıyla lekelenir. Geceler vardır, ihtiraslar çaldar, yuvalar yıkılır. Geceler vardır, Dirilişe gebedir, fecr olur, şehri el aziz yine yeniden fetholunur. Evet Şahin yükseklerden uçar. Biz hep yükseklerden uçarız, uçacağız sizlere hizmet edeceğiz. Ama hiçbir hemşerimize tepeden bakmayacağız Allah'ın izniyle. Elazığlıların duaları ve destekleriyle zaferin coşkusunu yaşadıklarını belirten Başkan Şerifoğulları, bu başarı geleceğimizin başarısıdır. Bu zafer birlik ve beraberliğimizin zaferidir diyerek kazananın Elazığ olduğunu belirtti. Bugün sizlerin desteği ve dualarıyla gerçekleşen büyük bir zaferin coşkusunu yaşıyoruz. Bu zafer Elazığ'ımızın zaferidir. Bu başarı geleceğimizin başarısıdır. Bu zafer birlik ve beraberliğimizin zaferidir. Bugün aziz şehrimizin zaferini sizlerle çok kıymetli hemşehrilerimizle kutluyoruz. Bu zafer birlikte çalışmanın, ortak hedeflere doğru ilerlemenin ve geleceğe olan inancımızın bir ifadesidir. Bu zafer beş yıldır ortaya koyduğumuz samimiyetin, emeğin ve bu şehrin yarınlarına dair kurmuş olduğumuz hayallerin ve hayalleri bir bir gerçekleştirmiş olmanın ifadesidir. Bugün artık hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun kazanan Elazığ'ımızdır, aziz şehrimizdir. Bugün artık yeni bir gündür. Allah razı olsun bizler de sizlerle gurur duyuyoruz. Bugünden itibaren bize oy veren, vermeyen herkesin yeniden belediye başkanı olarak bu aziz şehri inşa ve ihya etme zamanıdır diyoruz. Efendim 31 Mart Mali İdareler Seçimi sonucu ilçe ve beldelerin de yeni belediye başkanları belli oldu. Birçok bölgede belediye başkanları değişti. İşte yeni belediye başkanları ve seçildikleri partiler. 31 Mart Mali İdareler Seçimi sonucu ilçe ve beldelerin yeni belediye başkanları da belli oldu. İşte ilçeleri yönetecek olan yeni belediye başkanları ve aldıkları oy oranları. Ağında 8 sandıkta toplam 1460 seçmenden 1194 e oy kullandı. Kullanılan oyların 1131'i geçerli sayıldı. Ağında seçime katılma oranı %81.78 oldu. Ağında AK Parti'den belediye başkanlığına seçilen Şeref Çakar 538 oy aldı. Rakibi olan MHP'den Ağın Belediye Başkanlığı'na aday olan Ali Uslu ise 476 oy aldı. Ağında 3. parti olan CHP'nin adayı Taner Öğünç ise 95, Saadet Partisi'nden Abdülkadir Yılmaz 10, Yeniden Refah Partisi'nden Remzi Nazlı 8 oy aldı. Alacakaya da yine başkanı değişen bir başka ilçe oldu. Alacakaya'da toplam 9 sandıkta 2.226 seçmenden 2.016'sı oy kullandı. Oy kullanan seçmenlerden 1.923'ünün oyu geçerli sayıldı. İlçede yeniden Refah Partisi'nin adayı Zafer Altınışık 994 oy ile belediye başkanlığına seçildi. AK Parti'den yeniden aday gösterilen Başaran Yaşçı ise 872 oy, MHP'den Şahin Yıldırım 46 oy, Saadet Partisi'nden Erdoğan Çelik 6 oy aldı. Ayrıca içerisinde ise 13 sandıkta 2933 seçmenden 2440 oy kullandı. Kullanılan oylardan 2203'ü geçerli sayıldı. Aracak'ta AK Parti'den aday gösterilen Mehmet Yılmaz Yalçınkaya seçmenlerden aldığı 1583 oy ile belediye başkanlığına seçildi. Yeniden Refah Partisi'nden Cafer Alan ise 563 oy, Zafer Partisi'nden Volkan Gökmen 29 oy, Saadet Partisi'nden Pembe Gül Kınat 13 oy, Bağımsız Türkiye Partisi'nden Neriman Aslan 9 ve MHP'den Yağız Atagün 6 oy aldı ilçesinde 15 sandıkta toplam 4245 seçmenden 3635 seçmen oy kullandı. Kullanılan oyların 3478'i geçerli sayıldı. Başgeli'de MHP'nin adayı Tuncer Turus 1604 oy alarak belediye başkanlığına seçildi. AK Parti'den İhsan Akmurat ise 1539 oy, CHP'den Veli Baygeldi 187 oy, Yeniden Refah Partisi'nden Mehmet Kükey 110 Saadet Partisi'nden Mehmet Künkül 18, Zafer Partisi'nden Fatih Çapan 7, Hüdapar ise 7 oy aldı. Keban'da 3.242 seçmenden 2.893 oy kullandı. Kullanılan oylardan 2.772'si geçerli sayıldı. Keban Belediye Başkanlığı'na seçilen MHP'den aday gösterilen Yücel Doğan 891 oy, AK Parti'den Fethiye Atlı 768 oy, İYİ Parti'den Feyzi Çakmak 740 oy, CHP'den Ahmet Alagöz 301 oy, Yeniden Refah Partisi'nden Ömer Faruk Özdemir 32, Zafer Partisi'nden Mustafa Doğan 12, Saadet Partisi'nden İmam Kırgız 12 oy aldı. Kovancılarda ise 56 sağlıkta toplam 17.353 seçmenden 12.889 seçmen oy kullandı. Kullanılan oylardan 11.985'i geçerli sayıldı. Kovancılar ilçesinde başkanlar Büyük Birlik Partisi'nden Vahap Gök, 3.262 oy alarak seçildi. AK Parti'den aday gösterilen Mehmet Nuri Çolak 3.076 oy, Saadet Partisi'nden Muhammed Zahit Akalın 2.804 oy, Hüdapar'dan Metin Suiçer 1.251 oy, Yeniden Refah Partisi'nden Bekir Yanılmaz 847 oy, MHP'den Hasan Aydın 623 oy aldı. Karakoçhane ilçesinde ise 37 sandıkta 11.650 seçmandan 8.483 oy kullandı. Kullanılan oylardan 7.943'ü geçerli sayıldı. Karakoçan ilçesinde DEM Parti'den Cafer Oğur 2925 oy alarak başkanlığa seçildi. AK Parti'den Mustafa Aydın 2667 oy, Yeniden Refah Partisi'nden Nurettin Aslan 2038 oy, Saadet Partisi'nden Bilal Bulanık 140 oy, Hüdapar'dan İsmail Karaman 101, Deva Partisi'nden Onur Biçer 38, Bağımsız Türkiye Partisi 34 oy aldı. Maden ilçesinde ise toplam 12 sandıkta 3.543 seçmenden 3.083 oy kullandı. Kullanılan oylardan 2.695'i geçerli sayıldı. AK Parti'den Musa Orhan 1.556 oy alarak belediye başkanlığına seçildi. Yeniden Refah Partisi'nden Orhan Yavuz 955, MHP'den Selçuk Karaca 352, CHP'den Yılmaz Özel 42, DEM Parti'den Ayşe Çiftçi 23, Saadet Partisi'nden Hasan Ateş 16, Zafer Partisi'nden Muhammed Özdemir 7 oy aldı. Palo ilçesinde 25 sandıkta 6.898 seçmenden 5.661'i oy kullandı. Kullanılan oylardan 5.235'i geçerli sayıldı. Paluda oyların 3077'sini alan Yeniden Refah Partisi'nden Muhammed Septoğlu 3077 oy, AK Parti'den Vahdettin Demirtaş 1928, Saadet Partisi'nden Hasan Meydanoğlu 104, DEM Parti'den Mehmet Şahin 52, İyi Parti'den Mehmet Yaşar 31, MHP'den Mehmet Yazar 15, Deva Partisi'nden Mahir Yılmaz 12 oy aldı. Sivilce ilçesinde ise 13 sandıkta 3.173 seçmenden 2.870'i oy kullandı. Sivilce'de yeniden Refah Partisi'nden Ebu Bekir Irmak 984 oy alarak belediye başkanlığına seçildi. AK Parti'nin adayı Fethi Atagün ise 932 oy, MHP'nin adayı Turgay Gündoğan 795, Saadet Partisi'nin adayı Nurullah Deniz 13, Zafer Partisi'nden Ahmet Deniz 13, Hüdapar'dan Abdülmuttalip Yıldırım 5, Bağımsız Türkiye Partisi'nden Fatma Güner 3 oy aldı. Gerçekleştirilen seçimle birlikte beldelerinde yeni belediye başkan adayları belli oldu. Akçakiraz Belediye Başkanlığı'na Yeniden Refah Partisi'nden İbrahim Ormanoğlu, Beyhan Belediye Başkanlığı'na Yeniden Refah Partisi'nden Bayram Öztürk, Bükard'ı Belediye Başkanlığı'na Yeniden Refah Partisi'nden Ali Açmaz, Elimli Belediye Başkanlığı'na AK Parti'den Cihan Yılmaz, Molla Belediye Başkanlığı'na Saadet Partisi'nden Sabri Yılmaz, Sarıcan Belediye Başkanlığı'na Saadet Partisi'nden Ramazan Aydın, 3 Ocak Belediye Başkanlığı'na AK Parti'den Yılmaz yazı Yazıkonak Belediye Başkanlığı'na Büyük Birlik Partisi'nden Hatif Çadırcı, Yurtbaşı Belediye Başkanlığı'na AK Parti'den Nihat Doğan seçildi. Yerel seçimlerde AK Parti'nin 3 ilçe ve 3 belde olmak üzere toplam 6 yerde adayları kazandı. Yeniden Refah Partisi ise 3 ilçe ve 3 belde, Büyük Birlik 1 ilçe ve 1 belde de, MHP iki ilçede, DEM Parti bir ilçede, Saadet Partisi de iki de seçim kazandı. Efendim yerel seçimlerde bir sonuç daha belli oldu. Elazığ Belediye Meclisi'nin almış olduğu oy oranları belirlendi efendim ve bu doğrultuda yeni me meclisin yeni dağılımı da belli oldu. Elazığ Belediye Meclis üyeleri dört partiden oluşacak. Merakla beklenen sonuçlardan biri olan Elazığ Belediye Meclisi'nin seçim sonuçları ve koltuk dağılımı belli oldu. 268.070 seçmenden 182.014 seçmen Elazığ Belediye Meclisi için oy kullandı. Kullanılan oyların 170.050 tanesi geçerli sayıldı. İl Seçim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeye göre Elazığ Belediye Meclisi üyeliklerinin parti dağılımı da belli oldu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın 4 kişilik Kontejan üyeleri dışında AK Parti 18 meclis üyesini kazanırken, Yeniden Refah Partisi 6, CHP 6, MHP 3 meclis üyesi kazandı. Kontejan isimlerle birlikte AK Parti'nin meclis üyesi sayısı 22 oldu. İşte Elazığ Belediye Meclisi'nin yeni üyeleri. AK Parti'den Adnan Karacimşit, Kontejan, Aydın Kara, Kontejan, Fatih Çelik, Kontejan, Vedat Görgöz, Kontejan, Cengiz Taş, Rahman Kızılkaya, Veysi Toptaş, Abdül Samet Yaman, Şaziye Aydın, Sedat Yıldırım, Mehmet Dağ, Uğurcan Güleç, Nida Polat, Habib Yalçın, Murat Şerbet, Celalettin, Alba Kabala, Abdül Samet Bulut, Cemal Yıldırım, Gürkan Acar, Yılmaz Yıldız, Abdülkadir Nar, İhsan Alpay, Yeniden Refah Partisi'nden Yusuf Kenan Ateş, Bekir Karabulut, Osman Cem, Kara Hüseyinoğlu, Kemal Karataş, Haluk Sertkaya ve Mehmet Biçer, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Murat Akkoç, Ayten Çekil, Bülent Altaş, Doruk Gök, Yunus Bal, Gülsem Elma, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Hikmet Behçe Susmaz, Abdülkadir Kaya, Süleyman Soysal. Efendim sonuçları belli olan bir diğer seçim il Genel Meclisi'ydi. İl Genel Meclisi merkez ilçeninde sonuçları belli oldu. Buna göre partilerin dağılımı da belirlendi. İl seçim kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde il genel meclisi üyelikleri de 3 partiden oluşacak. Elazığ İl Genel Meclisi'nin merkez üyeleri belli oldu. 317.752 seçmenden 224.107 seçmen Elazığ İl Genel Meclisi için oy kullandı. Kullanılan oyların 209.992 tanesi geçerli sayıldı. İl Seçim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeye göre Elazığ İl Genel Meclisi merkez üyeleri ve parti dağılımı belli oldu. İl Genel Meclisi üyeliği seçiminde AK Parti 73.676 oy, İYİ Parti 2138, Sol Parti 263, Büyük Birlik Partisi 2644, Anavatan Partisi 317, Yeniden Refah Partisi 37.907, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 5.717, Zafer Partisi 2788, Bağımsız Türkiye Partisi 705, Cumhuriyet Halk Partisi 35688, Emek Partisi 455, Hür Dava Partisi 4095, Hak ve Özgürlükler Partisi 229, Millet Partisi 588, Milli İçerket Partisi 29196, Türkiye İşçi Partisi 378, Demokrasi ve Atılım Partisi 1933, Saadet Partisi 11.029, 11. Vatan Partisi 226 oy aldı. İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan rakamlara göre merkezde 8 üyenin yer aldığı İl Genel Meclisi'nde AK Parti 6 meclis üyesini kazanırken Yeniden Refah Partisi'nin 1, CHP'nin de 1 meclis üyesi kazandı. AK Parti'den aday gösterilen Ömer Faruk Çelik, Leyla Yanlıç, Atilla Pirinç, Hacı Ateş, Mustafa Asım Nazırlı, Remzi Asantaş seçildi. Yeniden Refah Partisi'nden Mehmet Can Ölçücüoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yavuz Doğdu, meclis üyeliklerini kazanan isimler oldu. Efendim il, merkez, ilçeler, beldeler, belediye meclis, il genel meclis sonuçları böyleydi ekranlarınıza getirmiş olduk. Vatandaşların kullanmış oldukları oylar neticesinde sonuçlar e, bu şekilde oldu. Efendim Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 31 Mart seçimlerinin ardından açıklama yaptı. Şerifoğulları desteklerini esirgemeyen hemşerilerine teşekkür etti. 31 Mart Mali İdareler seçimlerinde başarı göstererek ikinci 5 yıl için belediye başkanlığı görevine devam edecek olan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, hemşehrilerine teşekkür ederek hayırlı olsun ziyaretleriyle ilgili açıklama yaptı. Başkan Şerifoğulları, kıymetli hemşehrilerimizin teveccühleriyle 5 yıl boyunca büyük bir aşk ve özveriyle yürütecek olduğumuz bu kutlu görevde, 1 Nisan'dan itibaren eser ve hizmet seferberliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni yüzyılda Elazığ vizyonu başlığı altında hayata geçirmeyi hedeflediğimiz vizyon projelerimizi bir an önce yatırıma dönüştürerek Elazığ'ımızı kazandırma adına yoğun mesaimize yeni dönemin ilk gününden itibaren başlamış bulunmaktayız. Aziz şehrimiz Elazığ'ımızın her köşesini eser ve hizmetlerle donatabilmek için kaybedecek bir dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve vakit kaybına tahammülümüz yok. Bu mimalde bizlerin sevincini paylaşan, zaferimizi kutlamak isteyen saygıdeğer Elazığlıların çalışmalarımızda vakit kaybı yaşamamamız için hayırlı olsun ziyaretleri ve çiçek göndermeleri yerine ortak sevdamız Elazığımızı inşa ve ihya yolunda gönülleri ve dualarıyla bizlerin yanında olmalarını istirham ediyorum. Bu anlayışınız ve destekleriniz için şimdiden teşekkürlerimi ifade ederek hayırlı olsun temennileriniz ve destekleriniz için şükranlarımı sunuyorum dedi. Efendim seçim sonuçlarını değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih seçimlerin birçok yönüyle önemli mesajlar verdiğini belirterek milletimizin mesajını ilgili kurullarımıza, ilgili kurullarımızla değerlendireceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, mahalle idareler seçimlerinin ardından yaptığı değerlendirmede, ''Öncelikle seçimde tercihini hangi partiden yana yaparsa yapsın, sandığa giderek iradesini yansıtan her bir vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum.'' dedi. Elazığ merkezde seçimi kazanarak bir beş yıl daha şehre hizmet edecek olan Şahin Şerifoğulları'nı tebrik eden Milletvekili Işıkver, Dilerim ki ilk dönemde yapılan yanlışları düzeltme yoluna giderek istişare zemininde insanımıza hayatı zindan eden sorunların çözümü için gayret ederler. Ülkemizde seçimlere katılım oranı %76.65 olmasına karşı bu oran şehrimizde 67.90 olarak gerçekleşmiştir. Elimizde 268.476 seçmenden sandıklara ancak 182.402 seçmen giderek oy kullanmıştır. Sandığa gitmeyen toplam 86.172 seçmen bu seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştır. Türkiye ortalamasının altında bir katılım olduğunu bu seçimlerdeki seçmen eğilimlerine ilgili kurumlarımızda değerlendireceğiz. Ağın ve Sivice başta olmak üzere az bir farkla seçimi kaybettiğimiz bölgelerimiz bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Ben bu vesileyle unutulmaz hizmetleri imza atan Ağam Belediye Başkanımız Ali Uslu ile Sivrice Belediye Başkanımız Turgay Gündoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Yine kadim beldemiz Keban ve Basgeli ilçelerimizdeki zaferleriyle yüzümüzü güldüren Keban Belediye Başkanımız Yücel Doğan'a ve Baskil Belediye Başkanımız Tuncer Turus'a başarılar diliyorum dedi. Milletvekili Işıkver, 31 Mart seçim sonuçları birçok boyutu ile masaya yatırılarak değerlendirileceği, ve güçlü Elazığ için yeni bir sürecin miladı olacağını söyledi. Efendim seçimlerin ardından Elazığlı vatandaşlar hem belediye başkanından beklentilerini anlattılar hem de seçimi değerlendirdiler. Elazığ 31 Mart'ta saatlerin 7'yi göstermesiyle sandık başına gitti. Yerel seçimlerde 5 yıl boyunca Elazığ'ı yönetecek yerel yöneticiler sandıkta belirlendi. İlçe Belediye Başkan adayları belli olurken, Elazığ Belediye Başkanı da bir kez daha Şahin Şerifoğulları olarak seçildi. Seçimleri değerlendiren vatandaşların yeni dönemden beklentisi insan odaklı hizmet. Yeni dönemden beklentim bu mevcut belediye başkanımızdan memnun olduğum biri, Her dediklerini yapan biridir. Yine aynı hizmetini bekliyoruz. Allah yardımcısı olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Onun arkasındayız. E zaten yeni dönemdeki beklentileri Şahin Şerifoğlu açıkladı. İnşallah vermiş olduğu sözlerde yerine gelir. en azımıza hayırlı olsun diyelim. Türkiye genel olarak da hayırlı olsun diyelim. Bana en azımıza çok güzel hizmetler yaptı. E, Harput'ta şey isteriz, e, teleferik. E, başkanımız yani halkına e, çok iyi, sadık iyi iyi bir başkan. Elazığ'ımıza gurur duyuyor işte. Elazığ sporumuzu şaha çıkardı iş. Işte. E mutluyuz biz. E ne söyleyeyim ki? Ha? Vallahi kızım ki yapan herkes şey olursa yapsın görevini yapar. Eskisi gibi hizmet etmesini bekliyoruz. Gayet iyi, güzel. Seçim sonuçlarıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi sürpriz bir seçim oldu. Yani biraz karışık oldu. İnşallah hayırlısı olur, iyi olur. İnşallah ekonomiye bir faydaları olur, şehre hizmetleri olur. Başka beklentimiz yok, halk için. Bütün çalışmalar halk için olsun. Hiçbir beklentim yok. Ne olacak ki? Zaten yaptığını yapmış adam. Daha ne gibi beklentimiz olacak ki? Allah razı olsun, iyidir adam. İnşallah iyi olur. Yani çalışır adam, iyidir. İnşallah iyi olur. Vallahi hayırlı olmasın yani ki e, güzel şeyler yapmasını Elazığ'a isteriz, hizmetler, hizmetler isteriz. E, seçim Elazığ milletine hayırlı olsun inşallah. Halk neye tabi ise onunla yönetilir. E, diyecek fazla başka bir Sadece üzüldüğümüz Karakoç'un ilçemiz oldu. E, başka da bir şey yok. Türkiye geneli seçimleri değerlendiren vatandaşlar emeklilerin kızgın olduğunu ve bu nedenle AK Parti'ye oy vermediklerini belirtti. Bakın şu gidin şu bankaların önüne bakın. Emeklerin harına bakın ya. Vallahi te şey diye yetişmiş o şeye. Ev kurşeyine yatışmış 5 bin lira değişecek ki promosyon derece 5 bin lira para alacak. Ayıp ya dilancı yapmış şeyler. Zaten bakın bütün şeyi kaybetti bak. 43 tane ülke kaybetti bak. Yeni tane Rafa Partisi 2 tane büyük il aldı. 43 tane ilçe aldı. 24 tane belde aldı. CHP bak büyük Ay, şere... Maşallah sayıları. Tabii ya CHP bak bütün büyük ulazları aldı. Bakın böyle değildir. Millet emekler yaptığını yaptı işte. Emeklerine kafa buldu. Emekler de yaptığını yaptı. Hayırlı olsun. CHP hayırlı olsun. Bir değişim olsun. Güzel oldu. Allah hayırlı etsin. Başkan Şerif kimi Gazi Caddesi'nin yenilenerek yolların genişletilmesini istedi. Elazı. Ee, Elazığ ben 40 yaşındayım. Aynı gazi caddesi, aynı postane meydanı. Bir kaldırım taşlarının rengi değişiyor. Daha güzel hizmetler olabilirdi. Yani seçimlerden sonra, her seçimden sonra imar planları 5 kattan 8 kata çıkıyor. Depremlerden sonra biz e, çağ atlıyoruz. Görülmemiş farklı bir olay var. Bu derin devlet meselesi mi? Bizim insanların aklı ermiyor. Beklentilerimiz çok. En azından... Şehrimizde bir değişim istiyoruz. Hani hep böyle Elazığ bu şekilde gitmesin. Güveniyoruz bakalım hayırlısı. şu yapılsa güzel olur bildiğiniz bir hizmet var mıydı? Valla böyle geniş yollar istiyoruz. Hani böyle trafiğe açık yollar istiyoruz. Yayadan geçilmiyor, araçtan geçilmiyor. Araba park edecek yerimiz yok. Kimi bisiklet yolu istedi? Bana en azı bir bisiklet yolu yapılmasını isterim. Kimi ise kentsel dönüşüme ağırlık verilmesine. Elazı Pazar günü seçmen olarak hepimiz gittik oyumuzu kullandık. Şahin Başkanımızı tekrardan seçtik. Şahin Başkanımızın Nail Bey projesi vardı. Bunu mali olarak hepimiz benimsedik ve önemsedik. Onun için Şahin Başkanımızdan Nail Bey'in projesini gerçekleşmesini istiyoruz. Onun için Şahin Başkanına buradan saygılarımızı gönderiyoruz. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da seçimlerin ardından bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 31 Mart Mali İdareler Seçimleri ile ilgili açıklama yaptı. Dün gece Türkiye'de bir değişimin öncülüğünü yaşadık. Gerçekten partimiz Türkiye'nin birçok ilinde belediye başkanlıklarını kazandı. Hem de önemli farklar atarak kazandı. Bu partimiz açısından da partimizin geleceği ve ülkemizin geleceği açısından da Türkiye'deki seçmenlerimize yeni bir umudun yaratılması açısından da çok önemli bir seçim sonucuydu. Belki yıllar sonra ilk defa ışıklarımızı erkenden erkenden kapamayarak, uyumayarak bir seçim sonuçlarının sonuna kadar takip ettik ve müthiş bir heyecanla, umutla bir başarının mutluluğunu yaşayarak bir seçim dönemi ve bir seçim gecesi yaşadık. Uzun yıllardan sonra CHP olarak meclis üyeliklerini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden milletvekilleri ol meclis üyeleriyle birlikte şehrin sorunlarını takip edeceklerini söyledi. Bir teşekkürüm de Elazığ'a. Elazığ'a da teşekkür ederiz. Uzun yıllardan sonra ilk defa mecliste kendi çatımız altında Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye meclis üyesi çıkarmak, ilgilenmesine seçilmek ve yine Elazığ'da beklentimizi karşılamasa bile ama sonuç itibariyle varlığımızı hissettirmek bizim için önemli bir, gelişmeydi. Ben seçim sonuçlarına baktım. En son dört belediye meclis üyesi Müslüm abi sen hatırlarsın 1994 yılında benim il başkanlığımdaymış. Yani 1994'ten 2000 24 yılına kadar yine o bize nasip oldu. Bu dönemde altı belediye meclisimizi seçtik. E, gönül umardı belediye başkanımızı da seçmiş olsaydık ama Elazığ'ın şartları, koşulları, seçmenlerimizin oy kullanma alışkanlığı, davranışları böyle gelişti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Elazığ'da kendi çatısı altında bir ittifak yapmadan altı belediye meclisi seçmesi, üç il genel meclisi seçmesi de bir başarı olmasa bile ama bu da yine bence önemsenmesi gereken bir süreç. Sonuçta bu ilde yalnızca temsil görevini ben görüyordum ama şimdi partimizden seçilmiş temsil görevini ben görüyordum. Şimdi belediye meselelerimiz var, ilgere meselelerimiz var. İlimizin milletvekili olarak arkadaşlarımızla birlikte yine şehrin sorunlarına karşı son derece sorumlu davranarak ilimizdeki yaşanan olaylara karşı son derece duyarlı yaklaşarak belediyedeki çalışmalar artık belediye mensuplarımızın çoğunluğuyla takip ederek kamuoyunu bilgilendirerek yine çözüm odaklı bir siyaset dilini kullanarak bu sürece devam edeceğiz. Ben emeği geçen bütün örgüt yöneticilerime teşekkür ederim. Yeniden Refah Partisi'nin bu seçimde başarılı bir kampanya yürüttüklerini kaydeden milletvekili Erol, belediye başkanlığına seçilen Şahin Şerifoğulları'nı da tebrik etti. Parti hangisidir diye yeniden Refah Partisi'dir. Bir gerçeği de görmek ve tespit etmek lazım. Ben bu gerçeği bundan 3-4 yıl önce görmüştüm. Daha parti teşkilatı kurulmadan önce sokaklarda yeniden refahla ilgili bir algının olduğunu görmüştüm. Bunu da gündeme getirmiştim. Son derece başarılı bir çalışma yaptılar ve bu başarılı çalışmanın sonucunda da Elazığ'da ilçelerde belediye başkanlığını almak bizim gibi aynı de sayıda belediyemesine, belediye meclis belediye seçmelerde başarıdır. ve buradan onları da kutluyorum. Başarılar diliyorum. Seçilmiş belediye başkanımıza, tekrar seçilmiş olan şahin Şerif şerifollarını kutluyorum. Başarılar dilerim. Seçimi kaybeden bütün aday arkadaşlarımıza bunun bir kayıp olmadığını, bunun bir yarış olduğunu, sonuçta bir kişinin kazanacağını, diğerlerin kazanmayacağı gerçeği üzerinden de emek veren, hepsi emek verdiler. Yani hem kendi belediye başkan adayımız Coşkun Çağlar Duran hem de diğer siyasi partilerin belediye başkan adayları. Herkes elinden gelen katkıyı verdi, sokak sokak gezdiler, emek verdiler ama sonuçta vatandaşımızın iradesi sandığa bu şekilde yansıdı. Burada saygı duymaktan başka yapabilecek bir şeyimiz yoktur. Doğru işler, iyi işler yapıldığı sürece bu sürece destekçisi olacağız. Gördüğümüz eksiklikleri, hataları, yanlışlıklarla ilgili uyarılarda bulunacağız, kamuoyunu bilgilendireceğiz. Ben Elazığ seçim sonuçları aynı zamanda bir demokrasi şölenine geçti. İnsanların kutuplaşmadan, birbirine karşı kin, nefret duygularıyla değil, çözüm odaklı alternatif söylemlerle, belediyecilik anlayışını herkes ortaya koyarak bir kampanya yaşadı. Efendim seçimlerin ardından Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Faruk Septoğlu da açıklama yaptı. Seçim sonuçtan hayırlı hayırlar getirmesini dileyerek partimiz hem ülke hem de elimiz genelinde önemli bir başarı yakalayarak iktidarın alternatifi olduğunu ortaya koydu dedi. Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Faruk Septoğlu 31 Mart yerel seçimlerinde destek olan hemşehrilerine teşekkür etti. Septoğlu halkın iradesini ortaya koyduğunu belirterek Yerel seçimler ülkemizde ve ilimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Halkımız kararını verdi ve seçimini yaptı. Partimiz hem ülke hem de ilimiz genelinde önemli bir başarı yakalayarak iktidarın alternatifi olduğunu ortaya koydu. İki aylık bir kampanya sürecimizin sonunda halkımızın bizlere teveccühü ve desteği için teşekkür ediyorum. Bu süreçte fedakarca çalışmalar yürüten yol arkadaşlarımıza İl, merkez, ilçe ve tüm teşkilat mensuplarımıza, davamıza gönül vermiş kardeşlerimize, ilçe belde belediye başkanlarımıza, belediye ve il genel meclis üyelerimize ve bizleri oylarıyla destekleyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor. Seçim sonuçlarının elimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum ifadelerine yer verdi. Efendim Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Ateş ise sonuçların YRP'nin iktidara yürüyüşünün ayak sesleri olduğunu söyledi. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Ateş 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pazar günü yapılan seçimlerde halkın iradesini sandal yansıttığını dile getiren Ateş, seçimin en başarılı partisinin ülke genelinde oylarını %150 artıran Yeniden Refah Partisi olduğunu ifade etti. Yerel seçimlerde ülke genelinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Yozgat Belediyesi'ne ilaveten 43 ilçe ve 24 belde belediyesini kazandıklarını dile getiren Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ömer Ateş, tüm algı operasyonlarına rağmen ilkeli bir siyaset yürüten Yeniden Refah Partisi, ülkemizin 3. ilimizin ise 2. partisi konumuna yükselerek halkın umudu olduğunu göstermiş ve Türkiye'nin tercihini milli görüşten yana kullandığını göstermiştir. Hükümetin politikalarına yönelik eleştirilerimizde ne kadar haklı olduğumuzu sandık sonuçları ortaya koymuştur. Yüksek enflasyon, emeklilerin maaşları ve İsrail'le ticari anlaşmaların iptal edilmesine yönelik çağrılarımıza duyarsız kalan AK Parti'ye en büyük tepkiyi kendi tabanı vermiştir dedi iktidarın tüm imkanlarıyla yüklendiği Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve çok sayıda bakanın ziyaret etmesine rağmen AK Parti'nin Eliza'da ciddi bir oy kaybı yaşadığını ifade eden Başkan Ateş, Elazığ merkezde yeniden Refah Partisi olarak yoğun bir seçim kampanyası yürüttük. Halkımızın ilgisi sandığa yansısa da seçimleri kazanacak seviyeye ulaşamadık. Bununla birlikte Alacakaya, Sivrice ve Palo ilçeleriyle Akçakiraz, Erimli ve Bükardi belediye, belediye başkanlarını kazanarak il genelinde büyük bir başarı yakaladık. Bu başarının yakalanmasında özverili çalışmalar ortaya koyan başta Elazığ Belediye Başkan adayımız Faruk Septoğlu olmak üzere tüm adaylarımıza, teşkilat görevlilerimize, partimize gönül veren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hangi partiden olursa olsun seçimleri kazanan tüm belediye başkanlarımızı İl genel ve belediye meclis üyelerimiz ile muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Afam Adana'nın Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olan Elazığlı Ali Demirçalı kazandı. Adana'nın Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olan Elazığlı Ali Demirçalı kazandı. Ali Demirçalı 31 Mart yaran seçimlerinde %40.45 oy alarak rakibi AK Parti'den Halil Nacar'ı geride bıraktı. Yapılan yoğun rekabetin ardından sonuçlar açıklandığında Demirçalı, Yüreğir ilçesinin yeni belediye başkanı oldu ve AK Parti'nin uzun süredir elinde tuttuğu belediyeyi CHP'ye kazandırdı. Yüreğir ilçesinin yeni başkanı olarak Demirçalı'nın ilçenin ihtiyaçlarına ve taleplerine nasıl cevap vereceği önümüzdeki dönemde ilçenin kalkınması ve gelişmesi için önemli olacak. Efendim yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Türk İş Türk Konfet Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez. Bundan sonraki süreçte birlik ve beraberlik içinde geleceğe bakılması gerektiğini söyledi. Dünya Su Konfederasyonu Türk Konfet Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Demokratik bir olgunluk içinde geçen seçimlere katılan tüm partileri tebrik ettiklerini söyleyen Sönmez, artık gerçek gündemimiz olan ekonomiye dönmeliyiz. Ülkemizin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü Türk Konfet olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de elimizi taşın altına koymaya kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında köprü vazifesi görmeye hazırız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Ortak paydamız ise cumhuriyet ve demokrasidir." dedi. Sönmez seçim sonuçları ülkemizin demokratik yapısının gücünü ve çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim sonuçlarına ilişkin itidalli, halkın her kesimini kucaklayan, birlik ve beraberliği vurgulayan mesajlarını da memnuniyetle karşılıyoruz. Bu sağduyulu yaklaşımın özellikle hükümetle yerel yönetimlerin farklı olduğu ileride de gösterilmesine, her şehrimizin eşit imkanlara sahip olduğu demokratik bir ortamın yaratılmasına, parti görüş tartışmalarının geride bırakılmasını umut ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ana rotasını eğitime çeviren, ülkemizin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü Türk Konfet olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de elimizi taşın altına koymaya, kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında köprü vazifesi görmeye hazırız. Gün Birlik ve Beraberlik Günü'dür. Ortak paydamız ise Cumhuriyet ve Demokrasidir ifadelerine yer verdi. Evet efendim son baskıda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne birlikte başladık. Yeni gün salı gecesinde de saatler 23'ü gösterdiğinde görüşmek ümidiyle şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu geceler diliyorum.